Merhaba arkadaşlar. Bu derste Süveyş kanalında karaya oturan, daha sonra da dünyanın gündemine oturan nakliye gemisiyle ilgili bir parçayı ele alacağız. Tabii gemi Süveyş kanalını kapattıktan sonra tüm dünyada haber oldu. Çünkü bütün dünya kargoları için, o gemi geçişleri için çok önemli bir nokta Süveyş kanalı. Şimdi bu konuyla alakalı bir metni, NPR'dan bir metni sizinle birlikte inceleyeceğiz. Bir haber metnini seçtim. Bunu da Reading Akademi'ye yeni katılan öğrencilerimizden Züleyha Hanım bu parçalardan birini önermiş, sitelerden birini önermiş. Ona atfederek bu dersi çekeceğim. Burada dediğim gibi isterseniz metnin orijinaline tüm habere ulaşabilirsiniz. Ben büyük bir kısmını zaten bu derste sizin için analiz ediyor olacağım. Dilerseniz benzer haberleri de farklı sitelerden inceleyebilirsiniz. Çünkü aynı haberi pek çok site, pek çok gazete, dergi ne yapmış? Manşete taşımış. Şimdi bakalım, başlayalım. Ne diyor? Diyor ki giant container ship underway after days of blocking Suez Canal. Ne demiş? Giant container ship. Hani devasa container gemisi. Bakın metin içerisinde biz ne göreceğiz? Metin içerisinde biz vessel kelimesini göreceğiz. Bunu da şimdiden ne yapmış olalım? Not etmiş olalım. Vessel gemi anlamında kullanılıyor. Bir de aynı zamanda mesela blood vessel gibi görürseniz o da insan damarlar. Yani bizim kan damarlarımız anlamında blood vessel diye görebilirsiniz. Hani gemiyle damar ne alaka diyebilirsiniz ama bu kelimenin iki tane farklı anlamı var. Ne diyor? Dev container gemisi underway after days of blocking Suez Canal. Ne demiş? Dev container gemisi underway. Bakın burada başlık olduğu için kısaltmış. Yani tam gramatik bir cümle yok. O da kafanızı karıştırmasın. İngilizce'de başlıklarda kısaltmalar olur. Yani yardımcı fiiller falan düşer. Ne diyor? Dev container gemisi. To be underway demek yolda olmak, hareket halinde olmak demek. Gemi hareket halinde. Dev container gemisi hareket halinde. Neden sonra? After days of blocking Suez Canal. Ne demiş? Günlerce Süveyş kanalını ne yaptıktan sonra? Kapattıktan sonra dev container gemisi hani tekrar yolda, yola çıkmış, hareket halinde. Evet, şimdi metne bakalım. Ne diyor? Diyor ki a 1300 foot, 220,000 ton container ship that has been blocking traffic in the Suez Canal for nearly a week is finally free and once again underway. Onboard tracking sites and live stream video from the scene indicate. Ne diyor? 1300 feetlik ve 220 bin tonluk konteyner gemisi. Sonra detaylı açıklama gelmiş. That has been blocking traffic in the Suez Canal. Ne demiş? For nearly a week. Bakın şurası ne upuzun bir açıklama. Hani detaylı gelen açıklama. Gemiyle alakalı açıklama. Ne demiş? 1300 feetlik 220 bin tonluk konteyner gemisi. Hangi konteyner gemisi? Süveyş kanalını neredeyse yaklaşık olarak nearly a week, bir haftadır, for nearly a week, neredeyse bir haftadır ne yapan? Blocking, hani orayı kısıtlamış, kapatmış, oradaki trafiği, geçişi kısıtlamış, kapatmış olan konteyner gemisi nihayet, is finally free, nihayet serbest, yani hani kurtarılmış. And once again, ve tekrardan underway, hani yolda, hareket halinde, to be underway, to be in motion, hareket halinde olmak. Underway. Sonra virgülle ek bilgi vermiş. Diyor ki onboard tracking sites and live streamed video from the scene indicate. Onboard tracking sites. Bunu iki şekilde düşünebilirsiniz. Biri onboard tracking sites. Bu internette uçakların ondan sonra gemilerin hareketini takip eden siteler var. O anlamda düşünebilirsiniz. Onboard tracking sites. Takip eden siteler. Ve de live streamed video from the scene indicate. Live stream video, hani canlı yayınlanan video. Nereden? From the scene. O sahneden, alandan, bölgeden, olayın gerçekleştiği yerden yayınlanan videolar gösteriyor ki işte bu gemi tekrar yola çıkmış. Burada onboard tracking sites dediğim gibi online takip siteleri. Hani onları, gemileri, uçakları takip eden siteler olarak düşünebilirsiniz. Alternatif olarak belki hani güvertede yer alan takip alanları gibi bir şey de düşünülebilir ama o anlamda açıkçası bana çok mantıklı gelmedi. Hani konunun hakim birisi varsa aydınlatabilir. Bana bu daha ziyade onboard tracking sites ifadesi daha ziyade online takip siteleri, gemi ve uçak takip siteleri olarak göründü. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki, the Ever Given was seen slowly making its way in the canal on Monday afternoon local time. The Ever Given. Ever Given geminin adı. Ever Given. Given was seen, görülmüş. Ne şekilde görülmüş? Slowly making its way.
Yavaş bir şekilde making its way. Make its way yine ilerlemek. Hani yolunu açmak, hani ilerlemek gibi düşünebilirsiniz. Ever Given gemisi ne yapılmış? Yavaşça ilerlerken nerede? In the canal. Kanalda pazartesi öğleden sonra yerel saatte. Pazartesi öğleden sonra yavaşça ilerlerken görülmüş. Sonra diyor ki marinetraffic.com showed the vessel pointed north for the first time since last Tuesday when in high winds and low visibility it became crossways in the canal and ran aground, shutting down all ship traffic in the vital waterway. Ne diyor? Marinetraffic.com, bu bir site, hani gemi takip sitesi, showed the vessel pointed north for the first time since last Tuesday. Diyor ki, marinetraffic.com sitesi ne yapmış? Showed the vessel, gemiyi göstermiş. Ne şekilde? Pointed north for the first time since last Tuesday. Geçen salı gününden beri, bakın, since last Tuesday, geçen salı gününden beri, for the first time, ilk kez gemiyi pointed north, kuzeye doğru yönelmiş. Bakın point normalde nokta demek ama point mesela diyelim ki point your gun at something, hani silahınızı bir yere doğrultmak. Pointed north da kuzeye yönelmiş olarak bu site gemiyi geçen salıdan bu yana ilk kez kuzeye yönelmiş, yani hani yoluna girmiş olarak ilk kez göstermiş. Sonra o salı gününü açıklıyor. Diyor ki işte when in high winds and low visibility. Hani çok rüzgar varken, high winds, hani rüzgar yoğunken ve low visibility ve düşük görüş mesafesi varken, visibility yani görünebilirlik. Low visibility de burada ne bileyim, hani rüzgar olur, ondan sonra kum olur, ondan sonra sis olur. Bu tür sebeplerle görüşün düşmesi. Low visibility. Ha, when in high winds, hani yüksek derecede rüzgar olan ve düşük görme mesafesi ya da düşük görünürlüğün olduğu bir anda it became crossways in the canal. Ne olmuş? It became, gemiden bahsediyor. Gemi it became crossways. Hani gemi yan oturmuş, bakın çapraz crossways. Zaten baktıysanız da o kanalı çapraz bir şekilde kapatıyor. Ucu bir tarafa, hani ön taraf bir tarafa, arka taraf bir tarafa gidecek şekilde çapraz bir şekilde kanalı kapatıyor. Diyor ki hani gemi became crossways. Çapraz hani oldu, çapraz oturdu. In the canal, hani kanalda. And ran aground. Ve ne oldu? Ran aground, kıyıya, sahile oturdu. Aground, burada hani toprağa oturdu. To run aground, bu geçmiş zaman yapılmış. Ne yapmış? Hani toprağa oturdu. Sonra hani oturarak ne oldu? Virgül ek bilgi. Shutting down all ship traffic in the vital waterway. Shutting down all ship traffic. Hani böyle olunca ne olmuş? Shutting down all ship traffic. Tüm gemi trafiğini kapatmış. Neredeki? In the vital waterway. Vital waterway dediği Süveyş kanalı. Ne bu? Hani hayati su yolundaki tüm gemi trafiğini kapatmış. Şimdi ben burada ne yaptım? Sizin için parçalara bölerek bunu açıkladım. Ama hepsini birleştirip tek seferde de söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. Diyor ki, earlier, the Suez Canal Authority announced that the vessel had been partially refloated and that a team of tugboats were waiting for high tide in hopes of completely freeing the stricken vessel. Earlier, hani daha önceki günlerde, saatlerde, Suez Kanalı otoritesi, yani orayı yöneten kurum, announced that, şunu bildirmiş, anons etmiş. The vessel had been partially refloated. Gemi, bakın ne yapılmış? Had been partially. Kısmen refloated. Kısmen yeniden yüzdürülmüş. Float aslında ne yapmak? Hani yüzmek, suyun üstünde kalmak anlamında. Refloated, hani tekrar gemi ne yapmış? Yüzdürülmüş. Hani su üzerine çıkartılmış o toprağa oturan kısım. Ne yapmış? Daha önceki saatlerde, daha önceki günlerde Süveyş Kanalı Otoritesi ya da kurumu geminin kısmen tekrar yüzdürüldüğünü belirtmiş ve de that a team of tugboats, tugboats da bir ifade, hani çekici, remork anlamında, çekiciler, işte bir dizi ya da bir takım çekiciler, remorklar ne yapıyormuş? Were waiting, bekliyorlarmış. Ne için? For high tide. Bakın high tide, hani dalgaların, deniz suyunun seviyesinin ya da işte denizin seviyesinin yükselmesi. Yani ne deriz? Gel git deriz ya. Hani gel git de deniz seviyesi bir aşağı bir yukarı gider. Burada da high tide, yani gel olması lazım. Deniz seviyesinin yükselmesini bekliyorlarmış remorklar. Ne için?
In hopes of, şu umutla, in hopes of completely freeing the stricken vessel. Tamamen ne yapmak için? Özgürleştirmek, kurtarmak için. Neyi? The stricken vessel. The stricken vessel. Vessel zaten gemi. Stricken da ne yapılmış olan? Hani oraya tıkanmış, hani orada kalmış, mahsur kalmış olan anlamı. Stricken, bir şey, bir yerde mahsur kalmak, takılı kalmak anlamında. Takılı kalmış olan gemiyi tamamen kurtarma umuduyla deniz seviyesinin, su seviyesinin yükselmesini bekliyormuş bir takım ya da bir dizi Romark. Sonra, Osama Rebi, chairman of the Suez Canal Authority, announced early Monday that the stern of the ever given container ship had been moved 102 meters from shore. It had been only a few meters from land. Osama Rebi, chairman of the Suez Canal Authority, Suez Kanalı Otoritesi'nin, kurumunun başkanı Osama Rebi demiş ki early on Monday, pazartesi, hani erken saatlerde şunu belirtmiş. The stern of the ever given container ship, ever given container gemisinin arka kısmı, hani geminin kıç kısmı derler, arka kısmı ne yapılmış? Had been moved, hareket ettirilmiş. Ne kadar? 102 metre from shore. Hani o sahilden, kıyıdan 102 metre uzaklaştırılmış, hareket ettirilmiş. Yani kıyıdan uzaklaştırılmış. Sonra da ek bilgi vermiş. It had been only a few meters from land. Normalde hani onlar hareket ettirmeden önce topraktan, yani kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıktaymış. Yani gemi tam olarak neredeyse toprağa, kıyıya girmişti eskiden. Bunlar ne yapmışlar? 102 metre uzaklaştırmışlar kıyıdan. Sonra, freeing the ship from its spot on the Suez Canal will allow billions of dollars worth of cargo to resume transits and obviate the need for vessels to take a long and expensive detour around the tip of Africa to reach ports in Asia. Ne diyor? Bakın burada da güzel ve uzun bir cümle var. Öyle diyor ki, freeing the ship from its spot on the Suez Canal. Burası bizim ne? Özneyimiz. Bakın uzunca bir özne. Yardımcı fiil sonra will gelmiş. Diyor ki, gemiyi özgürleştirmek, hani çıkarmak, kurtarmak anlamında. Nereden? From its spot on the Suez Canal. Suez kanalındaki hani bulunduğu noktadan gemiyi kurtarmak will allow, izin verecek. Neye? Billions of dollars worth of cargo. Milyarlarca dolar değerindeki hani kargonun, malın, malzemelin to resume transit. Hani geçişine devam etmesine izin verecek. Transit ne? Hani bir yerden bir yere aktarılmaz. Resume transit. Hani milyarlarca dolarlık işte kargonun, malzemelin geçişinin devam etmesine izin verecek gemiyi Süveyş kanalında bulunduğu yerden kurtarmak ve bakın obviate the need for vessels to take a long and expensive detour. Peki obviate, eliminate anlamında ortadan kaldırmak. Yani o gerekliliği ortadan kaldırmak. Çünkü ortadan kaldıracak neyi? The need. İhtiyacı ortadan kaldıracak. Ne ihtiyacını? For vessels. Gemilerin uzun ve pahalı bir sapma yol. Ya da sapma diyelim. Rotadan sapma. Detour. Hani sapma. Ana yoldan sapma. Daha diyelim uzun bir yola gitme anlamında. Ne yapacak? Gemilerin diyor uzun ve daha pahalı bir sapma yol üzerinden gitmesini. Nereden? Around the tip of Africa. Afrika'nın ucunun etrafından daha uzun ve pahalı bir yoldan gitmesi gereksinimini ortadan kaldıracak. Ne için? To reach ports in Asia. Bu gemilerin Asya'daki limanlara ulaşmak için uzun ve pahalı bir sapma yol kullanması ihtiyacını ortadan kaldıracak. Nasıl bir yol? Normalde Süveyş'ten hani gidip yolu kısaltırken eğer Süveyş kapalı olduğunda ne yapıyorlar? Afrika'nın etrafından dolanarak çok daha uzun bir yoldan giderek varacakları limanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bakın buradaki güzel kelimeler. Obviate, eliminate gibi hani ortadan kaldırmak o ihtiyacı ne diyelim ortadan kaldırmak. Detour. Bu da sapmak, hani ana yoldan sapmak, daha uzun bir yol üzerinden gitmek anlamları taşıyor. Sonra devam edelim. Böylece zaten metnin sonuna geldik sayılır sevgili arkadaşlar. Diyor ki, a prolonged delay. Bakın, a prolonged delay. Delay normalde gecikme demek zaten. Prolonged delay de uzamış bir gecikme ya da uzayan bir gecikme. Zaten bir gecikme var ama bu daha da uzarsa prolonged delay. Uzayan gecikme could have increased the cost of shipping. Ne yapabilirdi? Could have increased.
artırabilirdi. Neyi? The cost of shipping. Gönderi, taşıma maliyetini artırabilirdi. Başka ne yapabilirdi? Complicated manufacturing. Üretimi daha komplike, karışık, karmaşık bir hale getirebilirdi. Ve de nihayetinde, and ultimately ne yapabilirdi? Driven up prices. Ve nihayetinde fiyatları yükseltebilirdi. Demiş kim demiş? Logistics experts previously told NPR. Lojistik uzmanları daha önce NPR'a bu şekilde söylemiş, bu bildirimde bulunmuş. NPR bu haberi okuduğumuz diyelim kurumun sitenin adı. National Public Radio. Hani Amerika'daki bir kurum. Ha, lojistik uzmanları NPR'a daha önce demişler ki hani bu gecikmenin artması, uzaması ne yapabilir? Gönderi maliyetlerini, shipping cost, hani gönderi maliyeti, nakliye maliyeti, navlun da belki denilebilir. Bunu artırabilirdi. Üretimi çok daha komplike, karışık bir hale getirebilirdi. Ve de ultimately, nihayetinde fiyatları çok daha yükseltebilirdi. Şimdi burada şöyle bir ek bilgi vereyim arkadaşlar size. Belki işinize yarar. Just in time, mesela production ya da manufacturing, production. Şimdi pek çok şirket, pek çok diyelim kurum çok fazla stok tutmamak için yani elindeki sermayeyi stoğa bağlamamak için ne yapıyor? İhtiyaç duydukça mal ve ürün getirerek bir üretim sistemi kuruyor. Bunun hani avantajı çok fazla stok tutmamak, ondan sonra sermayesini diyelim serbest bırakmak. Ama dezavantajı da şu, yollar kesildiğinde ya da bir beklenmedik bir gecikme bir şey yaşandığında bu defa üreticilerin elinde ham madde, malzeme ya da satacak mal kalmıyor. Just in time, hani tam vaktinde üretim mantığıyla işleyen işletmeler için böyle bir sorun var. Dünya genelinde de pek çok işletme bu mantıkla işliyor. Pek çok fabrika bu mantıkla işliyor. O yüzden dünyanın herhangi bir yerinden, diyelim ki Çin'den, Uzak Doğu'dan gelen malzemelerde, ham maddelerde bir sıkıntı olduğunda bütün dünyadaki üretim süreçleri yavaşlıyor. Dahası herkes diyelim ki kargo gemilerinin çoğu iş yapamaz duruma geldiğinde ya da kargo gemisi sayısı azaldığında bu defa boşta kalanlar çok daha yüksek ücretler talep ediyor. Ve dolayısıyla bize gelen ürünlerin fiyatı hani ne diyelim satın alacağınız bir telefonun ya da satın alacağınız teknolojik bir cihazın ya da ham maddenin fiyatı ciddi manada artabiliyor. Tabii bu geçici olduğunda geçici bir fiyat artışı, sürekli olduğunda sürekli bir fiyat artışı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dilerseniz kısaca şöyle bir metni baştan sona bir göz atalım, gözden geçirelim. Hani hangi ifadeler gördük hatırlayalım. Burada mesela ne vardı? Vessel kelimesi önemli. Mesela ship, gemi olarak bir de vessel olarak daha resmi bağlamlarda görebilirsiniz. Bir de vessel için ne dedik? Blood vessel yani ne? Kan damarı. Hani bizim vücudumuzdaki damarlar anlamında görebilirsiniz. Sonra buraya baktığımızda to be underway. Hani yolun altında olmak falan filan demek değil bu. Underway ne dedik? Hani hareket halinde olmak. To be underway. Hani gemi underway dediğimizde, the ship is underway dediğimizde ne? Gemi hareket halinde. To be in motion. Sonra burada baktığımızda to make its way. Bir yere doğru gitmek. To make its way. Yine bir ifade. Sonra buraya bakacak olursak pointed north. Hani ne demiş? Kuzeye doğru yönelmiş. Sonra mesela burada ne vardı? Vital waterway. Yani hayati bir su yolu. Sonra running aground. Ne o? Toprağa oturmak, sahile oturmak anlamında. Sonra burada refloat. Hani float, hani yüzmek, yeniden yüzdürmek anlamında. Tugboats demiştik. Burada ne? Çekici, hani remorque anlamında. Stricken vessel. Ne yapmış? Oraya saplanmış kalmış olan gemi. Sonra burada the stern of the ship, hani geminin arka kısmı anlamında. Sonra burada obviate kelimesi vardı. Obviate neydi? To eliminate, ortadan kaldırmak anlamında. Detour kelimesini gördük. Bu da ne? Hani yoldan sapmak, alternatif ama daha uzun bir yoldan gitmek, turlamak anlamında. Yani hepsi aslında çok güzel kelimeler. Burada da ne var? Prolonged, hani uzamış, uzatılmış bir gecikme, delay anlamında. Gayet güzel kelimeler var. Şimdi size şunu öneririm. Bu dersten öğrendiğiniz, gördüğünüz, hoşunuza giden birkaç tane kelimeyi seçin. Dilerseniz hemen kullanın ya da sözlükten daha detaylıca okuyun, örneklere bakın. Daha sonra yorumlarda aşağıya o beğendiğiniz kelimelerle ilgili birkaç tane örnek cümle yazın. Böylece ne yapmış olursunuz? Öğrendiğinizi hemen pratiğe dökmüş, hayata geçirmiş olursunuz. Hem pratik için güzel bir
diyelim adım olur. Hem de bir hatıra olur. Aşağıda yorumlar kısmında muhakkak örnek cümlelerinizi yazın. Buna ek olarak buradaki ders notunu da bu metne de sizinle Hüseyin Demirtaş İngilizce sitesi üzerinde paylaşıyor olacağım. Dileyenler için orada hani PDF dosyası olarak ders notlarını paylaşıyor olacağım. Onun da linkini aşağıda video açıklamasına ve yorumlara eklemiş olurum. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.